Oyun Sancak'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Futbol Manager 2015 oynuyoruz. Aslında artık veda ediyoruz. Çünkü Kasım'da yani bir ay sonra Futbol Manager 2016 çıkacak. Buna ithafen biz de artık son oyunlarımızı gerçekleştireceğiz. Kariyer yapacağız ve kariyerde de gördüğünüz gibi Fenerbahçe'deyiz. Yaması tamam oyunun. Amblem yaması yükledim. Artı kadroya bakarsanız bu sezonun şu anki kadronun şu anki kadro Robin Van Persie olsun, Nani olsun, Markovic olsun, Kjaer olsun hepsi şu anki duruma göre yapılmış bir şekilde oynayacağız. Şimdi hazırlık maçları yaptım iki tane. Şuradan göstereceğim. Kartal ve Pendik'te. Şimdi Bandırma Spor'la oynayacağız. Sonra İnegöl ama ondan önce kura çekimi var. Kura çekimi de kaç gün? Ha, yarın olacak. Bandırma'dan Balıkesir'den döndükten sonra Şampiyonlar Ligi kura çekimine gideceğiz. Üçüncü ön eleme turunda bakalım rakibimiz kim olacak. İlk önce Bandırma'yla bir hazırlık maçımızı gerçekleştirelim. Kaç? 6.318 bilet satılmış. 14 derece hava. Mehmet Topal bu arada sakatmış. Bu kötü haber. Bu gerçekten kötü haber. 6 gün yok. Güzel. 6 gün olmaması bizim için idareli bir süre. Şey söyleyeceğim. Josef de Souza bu oyunda defansif orta saha olarak gözüküyor. 20 milyona yakın değeri var. Markovic, Nani. Bu arada size evet onların değerini de göstereyim. Robin Van Persie. 33,5 milyon değeri var. Ve şuradaki değerleri de görüyorsunuz. 30 yaşında ve Nani. Nani'nin 5,5 milyon. Nani'nin değerlerini görüyorsunuz. Düşük. Ama bunu göreceksiniz ileriki bölümlerde nasıl yükseldiğini. Çünkü Nani sezon başında kötü, sonrasında açılan bir oyuncu. Lazar Markovic. Evet, Liverpool'dan kiralık gelen Lazar Markovic 54 milyon değeri var. Sağ kanatta oynuyor ve daha 20 yaşında olmasına rağmen şu değerler gerçekten Nani ile kıyaslanamayacak bir değerde yani şu an. Markovic'in bonservisini almaya çalışacağım. Simon Kjaer'e de bakalım. Simon Kjaer'in değerleri böyle. 6 milyon değeri var. Başka kim var? Abdoulaye Baye yani fazla şey yapmıyorum aslında. Onu da gösterelim. İyi yapmışlar. Daha 23 yaşında. Yani gelişme gösterecek bir oyuncu. Şimdilik bu kadar yeter diyelim ve hemen hazırlık maçımızı oynayalım. Mehmet Topal'ı ilk 12'den çıkaralım. Pardon, ilk 12 demişim. 23'ten çıkaralım. Hemen oynayalım. Tamamdır. Hadi bakalım hazırlık maçında gösterelim kendimizi. Robin Van Persie dakika 4, 1-0 öndeyiz. İşte bu. Çok güzel abi. Ve Robin Van Persie 2-0 oldu, 2 dakikada 2 gol. Helal. Bravo abi. Bravo. Aha. Hadi be. Hat-trick yapıyordu. Dakika 8'de Van Persie. Alper'i sakat diyordu az da. Markovic. 3 oldu. Lazar Markovic. Bandırma deplasmanda 3-0 öndeyiz. Bu arada Lazar Markovic'i sakatladılar. Yani ayıp ya. Ayıp. Sağ kanata Volkan Şen nerede? Volkan Şen. Onu alıyoruz. Bu arada canlı skorları altta görebilirsiniz. Bu hazırlık maçları da var. Lamont Beşiktaş'ta oynuyor. Galatasaray 3 yaptı. Podolski attı. Selçuk Yunan, Yasin Öztekin. Bakalım. Biz de 3-0 öndeyiz. Ve Balıkesir'deyiz. Volkan Şen direkten döndü. Allah'ım. Ve bu arada Merileş, eyvah, Merileş'e sakatlandı. Ya en korktuğum şeyler çünkü hazırlık maçında sakatlanan oyuncular genelde 1-2 ay olmuyor. İnşallah öyle bir durum yoktur. Lazar Markovic ve Raul Merileş'te. Dakika 60'ta tüm oyuncuları değiştireceğim. Onların da durumunu görmek istiyorum. Şu an 3-0 öndeyiz zaten. Değişiklikler başlasın ya. Ertuğrul, Abdoulaye Ba Simon'un yerine Diego'yu Nani'nin yerine alacağım. Serdar Kesimalı aslında oynatmayacağım Serdar'ı. Şener, Hasan Ali Caner'in yerine Uygar'ı oynatmayacağım.
Ozan Tufan, Alper Potuk, Bruno Kartleç, Fernanda, Robin Van Persie, Serdar ve Uygar kaldı. Uygar'ı şöyle alıp onu Diego'nun yerine koyabilirim aslında. Yani şöyle diyeyim. Şöyle bir şey yapabiliriz. Evet, böyle daha iyi. 3-0 öndeyiz, rahatız. Bir aslında önemli olan yarınki aklımız, yarınki kura çekiminde bakalım hangi takım gelecek. Onu da göreceğiz. Volkan Şen. Ya sakatladılar adamı ya. Neyse devam etsin. Ozan. Ah, kaçırdı Ozan Tufan. Ozan Tufan değeri buradan da bakabilirsiniz. 3 milyon değeri var. Daha 19 yaşında ve değerlerine baktığınız zaman ne kadar gelişmiş var. Bu arada maç bitti 3-0. Güzel skor, net skor. Kazandık ve Markovic 4-5 hafta. Evet, 1 ay. Dediğim gibi Merileş 5-6 gün. Bu çok iyi. Bu sevindirdi. Şimdi evet, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme kura çekimi başlıyor. Kura'da Shakhtar, Ajax, Salzburg, Basel ve CSKA ile eşleşme durumlarımız var. Başarılar diyoruz. Bakalım kim gelecek? Otomatik olarak eşleştirsin. İlk takım Panathinaikos. Yunan ekip Ajax'la eşleşti. Ajax gitti. Kulüp Brugge, Shakhtar Donetsk, Salzburg, Monaco. Monaco da gitti. Viktor Pilsen ve Basel CSKA Moskova ile eşleşiyor. Fenerbahçe ilk maç kendi sahasında. Güzel, 30 Temmuz günü Fenerbahçe CSKA ile oynayacak. Bakalım primleri konuşalım. Primlerde Türkiye Kupası'nda çok şey yapmıyorum. Şöyle yapacağım. Bu arada iddia şampiyonluk oranlarını söylemiş. 2.25 bana favori gösteriyor. Bana favori gösteriyor. Lafa gel. Beni favori gösteriyor ligde. Galatasaray 2.75, Beşiktaş 17, Trabzon 41, Bursa 101 ve Kasımpaşa 201. Şimdi Gökhan Gönül'ü satmam. Satmam. Bir de fikstüre bakacağım. 4 gün. Marsilya ile Saraçoğlu'nda bir maçımız var. Ama 4 gün sonra da Şampiyonlar Ligi maçı var. O Marsilya'da yedekleri oynatacağım. Çünkü kondisyonlar düşüyor direkt. Bu arada Raul Merlesh, evet, sakat demiştik. Diego'yu oynatıp Diego'yu şuraya alıp Souza'yı şuraya alacağım. Markovic'in yerinde Volkan Şen oynayacak. Şunu şöyle yapıp şunu iptal edeceğiz. Pardon, buradan değil. Aa, niye olmuyor? Heh, oldu. İnegöl Fenerbahçe maçı. Bursa'dayız. İnegöl'deyiz. Bakalım. Aslında Volkan Şen 68'miş kondisyonu ama. Bakalım. Hazırlık maçlarına önem verin arkadaşlar. Çünkü takımın oyuncularını görüyorsunuz. Artı oyuncular daha iyi başlıyor sezona. Ve eyvah eyvah eyvah. Çok kötü bir haber. Robin Van Persie sakatlandı. Yapma ya. Fernando'ya girdi. Uf, direkten ödü. Geri dönen top. Fernando. Oo. Bursa'da attı golünü. Fenerbahçe 1-0 önde deplasmanda. Bu arada beğendiğim şeylerden biri yamalar. Çünkü mesela burada İnegölspor'un amblemini görebiliyorsunuz. Benim zaten Fenerbahçe'nin burada da görebiliyorsunuz. En beğen, bu arada evet, bir dakika. Benim Alper'i sakatlamışlar ya. Şu Volkan şeyini de çıkaracağım. Sağ topuzu alacağım. Bu arada Diego 2-0 oldu. Diego atıyor. Güzel. 2-0. Güzel abi, güzel. Biraz değişiklik yapalım. Serdar'ı da sokalım. Şener'i alalım. Hasan Ali'yi alalım. Tamam. Bir de iyi gittiğimizi söyleyelim. Böyle devam diyelim. Diğer hazırlık maçları da devam ediyor. Yani 1-0 önde Kayseri'de. Ah.
Bu arada Yama sadece bana gelmedi. Galatasaray'dır, Beşiktaş'tır. Hepsi oyunda, tüm takımlar Yama. Bu arada bir dakika. Ya Allah Allah, hazırlık maçlarına çok şey verdik ya. Fire verdik. Fernando 3 oldu, 3. 90. Yine ne diyordum, unuttum ben ya. Yama hepsine geldi. Yani Lucas Podolski Galatasaray'da, Beşiktaş'ta Mario Gomez var. Bakalım isterseniz beraber. Aleksandr Milosevic, Rodolfo, Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma, Mario Gomez, Andreas Beck, Vardusko Tosic diye böyle aşağı doğru gidiyor Beşiktaş'ın kadrosu. İsterseniz hep beraber lige bakalım neler var. Ya da sadece büyük takımlara bakalım. Mesela Bursa Spor'a bakalım. Bursa'da Thomas Sivok, Stoh, Mert Günok, Duştak, Dani, Tom de Suter, böyle gidiyor. Başka kim var? Galatasaray'a bakalım. Jason Denayer, Cem Karacan, Jose Rodriguez, Wesley Schneider zaten vardı. Lucas Podolski, isterseniz değerlerine bakalım. Lucas Podolski'nin böyle Galatasaray'da. Bilal Kısa, Akhisar'dan transferi, orta sahada oynayan. Sinan Gümüş, 20 yaşında genç bir oyuncu. Çetçül Linoel Karole, Karol aslında. Bu da böyle. Başka gösterebileceğim... Sabri'yi de göstereyim size. Sabri de böyle, 1,5 milyon değeri var. Durum bu. Şimdi Van Persie 3 ay. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Robin, Van Persie'yi sakatladılar ve 3 ay yok. Fenerbahçe için, bir dakika Alper. O da 1 ay yok. Çok iyi değil mi ya? Süper başladık sezona. Gerçekten iyi başladık yani. Allah Allah. Şimdi Marsilya ile Saraçoğlu'nda bir maçımız var. Bir de Şampiyonlar Ligi kadrolarını göndereceğiz UEFA'ya. Onu da gönderelim. Bir de Avrupa Ligi'ndeki Türk rakip, Türk rakiplerimizin, tövbe tövbe ya. Türk temsilcilerimize bakalım. Nasıl yapmışlar, neler yapmışlar önerilemede, nasıl gidiyor. Fenerbahçe Marsilya maçına geleceğiz ama ilk önce Şampiyonlar Ligi maçları ve Avrupa Ligi maçları oynanıyor. Bekliyoruz. Evet, kadroyu belirlemeden önce Avrupa Ligi'ne dönelim. Avrupa Ligi'nde ikinci önelemede şey vardı. Başakşehir mi vardı bakalım. Evet, Trabzon varmış. Üçüncü de Başakşehir. Trabzon Bledost ekibini kendisi aslında 3-0, deplasmanda 1-1 elemiş. Üçüncü önelemede kura çekimi olmuş. Başakşehir Borussia Dortmund'la eşleşmiş. Kötü son. Azerbaycan ekibiyle eşleşmişiz Trabzon olarak. Güzel. İki şey, dost ülke. Hasan Ali'yi almadı, Serdar'ı almadı. Ben Mehmet Topuz'u almak istemiyorum açıkçası. Hasan Ali oynayacak. Şöyle gönderelim UEFA'ya. Şimdi Marsilya maçı var. Ben yedek kadro ile çıkacağım. Nasıl yedek kadro? Mesela Ertuğrul, Şener, Abdullah Ayeba, Serdar ve Hasan Ali Kaldırım defans. Alper'in yerine Ozan Tufan, Mehmet Topuz, Volkan, Markovic sakat, Volkan Şen'i çıkaracağım. Mihal Katlet, şöyle 5'e dönüyorum. Diego'da oyun, yani çift forvet yapalım. Zaten Van Persie'de sakat. Fernando'yu oynatmak riskli. Çok kötü oldu ya. Robin Van Persie'nin sakatlanması iğrenç bir durum arz etti. Uygar'ı aldık. Şu an şu Mehmet'i şöyle alacağım. Ozan dursun. Diego'yu sola alacağım. Uygar burada dursun. Forvet'e de bilmiyorum ya. Ya bu maçı ya satacağım yani. Hakan Çinemre. Katleç. Hasan Ali Diego'yu forvet oynatacağım.
Hasan Ali Kartlıç. Aa. Neyse ya, böyle oynasın. Zaten önemli bir maç değil. Ha, bunlar oynayamıyor. Evet. Kadrodan çıkar, aman kadrodan diyorum. Şeyden çıkaracağız. Mehmet Topal, Alper. Tamamdır. Maça hemen başlayalım. Çünkü Şampiyonlar Ligi maçını bekliyorum. Sezonun en önemli maçlarından biri gelecek çünkü. Fenerbahçe CSKA Moskova. Ama ilk önce Fenerbahçe Marsilya maçını, hazırlık maçını izliyoruz. Saraçoğlu'nda çok büyük kadro eksikliğiyle çıktık. Çünkü CSKA maçını düşünüyoruz. Başakşehir'de Hapoel Tel Aviv ile oynuyor. Ay, 0-0. Yedik mi? Yedik. Yaramı Navarro. Mehmet Topuz da sakatlandı. Yani sakatlar diz boyu. Maalesef sakatlar diz boyu. 90 artı 2'de genç oyuncumuz Uygar Zeybek atıyor. 1-1 bitiyor. Çok güzel oldu ya bu. Bayağı güzel oldu. Yenilmedik kendi sahamızda. Bu arada kaç seyirci var onu merak ettim. 21 bin seyirci varmış. Güzel abi. Hazırlık maçlarında biliyorsunuz seyirci gelmiyor. Ve şimdi Fenerbahçe CSKA Moskova maçına geçiyoruz. Haydi bakalım. Evet, sakatlık raporumuz geldi. Mehmet Topuz 3-6 gün. Alper 2 hafta. Lazar Markovic 3 hafta. Robin Van Persie 3 ay. Maalesef. Bir de şunu ayarlayayım. Yönetim değil. Kulüp çalışanları, yardımcı ekip, pardon, sorumluluklar, as takım, basın toplantıları şeylerine bizim şey katılsın. Asistanı gönderelim. Ve Fenerbahçe CSKA Moskova Şampiyonlar Ligi 3. eleme maçı başlıyor. Başarılar Fenerbahçe'ye. Hava 16 derece, 48 bin taraftar. Dumbia, Oniyer, Menko, Tosic var. Berezuski, Ignacevic var. Şu kadroyu hemen hızlı seçim yapıp düzenleyeyim. Pardon, şunu düzenleyeyim ilk önce. Diego'yu oynatmak istiyorum. Böyle olacak o yüzden. Evet. Volkan Gökhan, Simon Kjær, Bruno Alves, Caner Erkin. Meriç, Mehmet Topal, Nani Diego, Volkan Şen, Fernandao. Lazar Markovic ve Robin Van Persie sakat, o yüzden ilk 11'de değil. Josef de Souza yönetacağım bu arada Mehmet Topal'ın yerine. Evet, burası böyle iyi. Tamamdır. Maç başlıyor. Başarılar Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'ne inşallah gideriz. İnşallah gideriz. Hadi bakalım. Kendi sahamıza gol yememek çok önemli. Fernando. Ah. Oo, Gökhan Gönül'ü de sakatladılar. Bu sezon gerçekten sakatlık sezonu. Kötü oynuyoruz. Çünkü kötü hiçbir şey yapamadık ilk 45 dakikada. 1-0 iyi skor olur. Yemeyin, yemeyin. Sakat. Kim sakatlandı lan? Onlardan sakatlanmış. Dedim yeter yani. Ah, ah. Bir değişiklik yapmak istiyorum. Diego. Şöyle yapacağım. Bunu şöyle yapacağım. Diego'yu çıkarıp Ozan Tufan'ı pardon, Mehmet Topal'ı alacağım. Bruno Alves sakatlanmış. Abdullah Eba girsin. Böyle iyidir. Hadi oğlum bir gol atalım. Rahatlarız ya. 1-0 çok iyi skor olur bizim için. Hadi. Milano girdi orada CSK'da.
Hala 0-0. Hadi Nani. Nani. Oh, hakem köşe atışı dedi. Fernando şut. Oh be. Yapmayın. Yedik. Allah'ım nasıl yedik bu golü ya? Sakatlıklar, sakatlıklar. Bıktık artık ya. Yemeğin ikinciyi. Oh. Berabere bitsin bari ya. Vur. Hadi be. Allah'ım nasıl kaçar? Ve kaybediyoruz. Kendi sahamıza kaybettik. Bu çok kötü skor. İnanılmaz kötü skor ya. Üf, diğer maçların sonucu bu şekilde. Yani çok kötü ya. 6 gün sonra. O Bağ da sakat. 3 hafta. İşler çok kötü gidiyor. Kadroya baktığınız abi sakatlar yani baya sakat yani. Robin Van Persie, Gökhan Gönül, Abdullah Eibar, Lazar Markovic, Alper Potuk. Bunlar sakat isimler. Hepsi neredeyse ilk 11 oynayacak oyuncular. Olacak iş değil ya. Bakalım ne yapacağız. Kadro numaralarını da gönderelim. CSKA, Fenerbahçe. Orada en az 2 gol atmamız lazım. Kombine 35 bin kombine sattık. Oo, Volkan da sakatlandı. İnanılmaz işler oluyor ya. İnanılmaz işler oluyor. Gerçekten inanılmaz. Ta ilk 11 çıkacak adamların hepsi sakatlandı. Ve maç geldi bu arada. Bu arada evet, kiralananlar Stohe Menike, Salih Holmen. Hiç iyimser değiliz. Hiç iyimser değiliz. Bu maç o kadar çok zor geçecek ki. Volkan'ın yerine Ertuğrul Taşkıran, Gökhan Gönül'ün yerine Şener Özbayraklı, Abdullah Eba yok. Yine de kötü değil ya. Kadro o kadar geniş ki. Bir kaydedelim ne olur ne olmaz diye. Evet. Şu şeyi unutmuşum. Bu ne ya? Adam kayara kaymış. Hadi oğlum. İmkansızı başaralım. Ne olur ya, ne olur ya, ne olur. Hadi bakalım, hadi, hadi çocuklar. Yapabiliriz ya. CSKA Kimki Arena'dayız. Serbest vuruş. Caner. Oh. Hadi ya. Volkan sarı kart gördü. Volkan Şen. Eyvah, eyvah. Yemedik, yemedik. Allah'ım ya bir gol atalım ne olur ya. Yapmayın. Nani, Nani sana çok güveniyorum ya. Volkan, Volkan, gol, gol. Aa, adını satıyor. Ofsayt verdi. Meleş, ah, abi ofsaytmış ya. Hakem Allah belanı vermesin senin ya. Ah ya, nasıl sevindim bir bilseniz. Diego. İlk yarı 0-0 bitiyor. Hadi ya bir gol atalım ya. Uzatmaya gitsin bari. Caner frikikten vurdu. Allah bana da vur. Ah. 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 Ya of ya. Hemen. Aa ben bunları ayarlamadım. Aynen niye oluyor diyorum. Tüh. Beyler unuttum ben onu ayarladım ben ya. Ayarlamayı unutmuşum onları. Yapma. Yapma yapma yapma. Dakika 60'a geldi. Yarım saat kaldı. Bir gol atmak lazım. Yemeden. Yemeden bir gol. Ertuğrul bravo oğlum ya. Şimdi bir değişiklik. Meyre çıksın Ozan Tufan girsin. Hadi Ozan. Hadi oğlum. Genç yaşta Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor. Yapma. Üst direkten döndü. Gerçekten üst direkten döndü. Nefesler kesildi o anda. Abi bir gol lazım ya. Yüklen artık. Yüklen. Yüklen. Eyvah yedik mi? Abi Ertuğrul muhteşem oynadı bu maçı ya.
Yapma. Yeme de Ertuğrul muhteşemsin. Ama bir gol daha atalım artık. Ya Allah'ım hadi ya. Köşe atışı. Ozan Akif'e köşe vuruşu. Allah'ım gol mü? Vur! Vur! Oh be! Ah ya! Ah! Diego! Vur! Fernando! Köşe vuruşu! Abi neler kaçırdık ya? Neler kaçırdık ya? Abi verin artık şu topu. Eyvah! Yemedik. Hayır. Hadi ya bir gol hadi. Bitti. Elendik. Gerçekten elendik. Ama gerçekten bu arkadaşımız Ertuğrul Taşkıran çok iyi oynadı ya. Gerçekten 0-0 bitmesinin önemli rol oynadı. Sakatlıklar yüzünden elendik abi. CSKA Moskova'ya elendik. Ajax tur atlamış, Basel atlamış, CSKA, Salzburg ve Shakhtar. Monaco elenmiş bu arada. Evet beyler, elendik. Avrupa Ligi'ndeyiz. Ve playofflar bugün çekiliyor. Avrupa Ligi playoffları. Kura çekimini izleyelim. Bizim takımlar ne yapmış? Üçüncü ön elemede bir de ona bakalım. Trabzon kimle eşleşmişti? Nefçi ile 6-1. Güzel. Bizim Borussia Dortmund evet. 5-1 kendi sahasında yenmiş. Öbür sahada da 2-0 yenmiş. 7-1. Olsun Başakşehir tecrübe kazanacak. Şimdi rakiplerimize bakalım. Kimler? Trabzon rakipleri Krasnodar, Sturm Graz ve Wolfsburg. Üçünden birisi olacak. Bizim de Zorya, Aktobe ve Mladá Boleslav. O zaman kura çekimi başlasın. Bakalım. Zorya, Batem Borisov, Rubin Kazan, Mladá Boleslav, Vaduz, Legia, Fenerbahçe Aktobe ile eşleşiyor. Kazakistan takımı ile eşleşiyor. Fenerbahçe. Bakalım Trabzon rakibini de görelim. Şu an böyle ilgi çekici bir eşleşme arıyorum. Şimdi playoff'ta yok. İlgi çekici bir eşleşme yok. Trabzon hala çıkmadı. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi Aktobe olduğu ilk maç kendi sahamızda olacak. Büyük ihtimal 20 Ağustos'ta ve Trabzonspor Sturm Graz Avusturya takımıyla eşleşti. Trabzonspor'da kendi sahasında 20 Ağustos'ta oynayacak. Fenerbahçe'de Aktobe ile Şükrü Saraçoğlu'nda 20 Ağustos'ta oynayacak. Bir hafta sonra da Aktobe Kazakistan'a gidiyoruz. Kazakistan'da oynayacağız. Trabzon'da, Avusturya'da Sturm'la oynayacak. Dortmund Ot Blacklub'la eşleşiyor ve Avrupa Ligi'nin kura çekiminin sonuna geliyoruz. Fenerbahçe, Aktobe, Trabzonspor, Sturm Graz'la eşleşiyor. Monaco'da Malmö'yle eşleşti. Evet, playoff'ta Aktobe ile eşleştik. 20 Ağustos'ta oynayacağız. Ama diğer bölüme bırakalım bunu. Şimdilik bizden bu kadar diyorum. Oyun sancaktan hepinize iyi günler. Hoşça kalın.